Biz esas Makedonya'dan, oradan geldik. Dedem bu işi orada yapıyordu. 57'de Türkiye'ye geldi. Babamla ikisi İstanbul'da pastane açtılar. Sonra amcamlar da geldi. Onlarla beraber ortak yani çalışıyorlardı. Sonraları ufak amcamla babam ayrıldılar. Eskişehir'e geldiler. Buradan devam ettiriyoruz biz. İki tane oğlum var. İkisi de yani üçümüz beraber burada çalışıyoruz. Büyük oğlum mayalı hamurları yapar. Onları hazırlar. Dolaba koyar. Sabahleyin ben açarım. Onları pişiririz. Sabah servisine hazırlarız. Sonra ufak oğlum gelir. O da burada çalışır. Okullar tatilken yani torunum da gelir burada yapar, yardım eder, bakar. Yani bir göz aşinalığı, el aşinalığı olur, el melekelerini kazanır. Bu iş böyledir. Ufak yaştan yetişirse ancak olur. Pek yapmadım ben yani illaki bu mesleği yapın diye ama kendileri istiyor. Yani içlerinden geldiği için onlar bu mesleği istiyorlar, yapıyorlar. Gördüğünüz benim dedemdir. Yani bizim bu mesleğimizin kurucusu. Sonra babam gelir. Ondan sonra ben ve oğullarım ve torun. Bu işe 87 senesinde başladım. İlkokul orta birden okulu terk ettik maalesef. Ama bu işe başladık. 12-13 yaşında, 14 yaşında, tamam mı? Bütün mesleği elimize aldık yani. Neler yapıyordunuz o yaşlarda burada? Vallahi kuru pasta, yaş pasta, ekler, petibör. O yaştan beri hala daha devam ediyoruz yani. Şu anda 45 yaşındayım. Benim oğlumla aynı yaşta başladım. Şu anda benim başladığım yaşta, gel oğlum. Benim oğlum bu yaşta şu anda. Ben aynı Yusuf kadarken bu işe başlamıştık. İnşallah o da nice 45 seneleri görür yani. İnşallah. 11, 12, 13 yaşlarında el melekelerinin gelişmesini istiyorum. Yani yoksa başka türlü bu iş 30'dan 40'ından sonra olacak iş değil. Çok genç yaşta girmesi lazım bu işe. Ve çocuk yaşta aklıyla, fikriyle, ruhuyla bu işe ısınması lazım. İlerleyen zamanlarda torunumun da bu işi yapmasını isterim yani. Kesinlikle. Ekler, petibör, incirli elmalı yapıyorum. Fıstıklı yapıyorum. Ondan sonra yaş pasta yapıyorum. Küçük poğaça yapıyorum. Diziyorum, kapatıyorum, açıyorum. Ondan sonra öyle. Yakında usta olacağım inşallah. Yaşıt arkadaşlarım pek bana inanmıyor ama ben burada yapabiliyorum yani. Pek yorulmuyorum da yani. Yapabilirim bu mesleği yani. Seviyor musun bu mesleği? Tabii ki çok seviyorum. Peki ileride bu mesleği yapmayı düşünüyor musun? Kesinlikle. Ben 11 yaşında başladım bu işe. Yani bir çalıştım, yaptım. Arkadaşlarım da bu işi yapmasını tavsiye ederim. Çok güzel bir iş. Bazen yoruluyoruz ama yine de iyi bir iş. Burada 3 yıldır.